Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Gökyüzü redleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ekim ayı önemli bir ay. Gökyüzünde oldukça sert enerjiler var ve iki tutulma yaşayacağız. Bu enerjilerle beraber önemli kararlar verebilirsiniz. Kariyerinizi, aile hayatınız ve genel statünüzü etkileyebilecek ciddi değişimler için gökyüzü biraz daha sizin cesur davranmanızı gerektiriyor. Uranüs Koç burcunda ilerliyor. Haritanızın tam tepesinde. Dolayısıyla şu dönemde belki sizi rahatsız edebilecek ya da rahatsız ettiğini düşündüğünüz kariyerinizle ilgili, iş hayatınız ve sorumlulukla ilgili konularda çok önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Güneş ve Venüs ayın 23'üne kadar terazi burcunda sevgili yengeçler. Evinizle ilgili konular biraz daha sizi ilgilendirebilir. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, evle ilgili kavramlar, bunlar ev, emlak almak, satmak, taşınmak, evinizde beraber yaşadığınız aile üyeleriyle ilgili konular daha fazla gündeminizde görünüyor. Venüs'ün buradaki pozisyonu ev içerisinde sosyal toplantılar yapabileceğinizi, aile üyeleriyle daha fazla ilişkiler kurabileceğiniz işaret ediyor. Ancak ayın 4'ü ve 12'si arasında tüm bunları yaparken biraz kontrol dışı durumlar da oluşabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Çünkü ayın 4'ünde Güneş Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kare açı yapacak. 7 Ekim'de Güneş Uranüs'e karşıt açıda olacak. 11 Ekim'de Venüs Uranüs'e karşıt açıda olacak. Bunlar sizin duygularınızı etkileyebilecek, ailenizle ve kariyerinizi de etkileyebilecek konularda bazı zorlayıcı, baskı yaratabilecek enerjiler ortaya çıkarıyor. 8 Ekim'de bir yeni ay var, dolunay var ve bu dolunay güçlü bir dolunay Koç burcunda oluşacak. Ay tutulmasıyla meydana geliyor. Dolayısıyla kat kat fazla enerjiler ortaya çıkacak dolunayla kıyasladığımızda. Kariyerinizle ilgili önemli bir değişim gündeme gelebilir. Önemli bir dönüşüm gündeme gelebilir. Tutulmanın sizi nasıl etkileyeceğini biraz daha detaylı olarak hazırladığımız tutulma videolarında da izleyebilirsiniz. Bu tutulmanın enerjilerini aslında tutulma haftasında hissedebileceğiniz gibi önümüzdeki bir aylık, iki aylık süre içerisinde de hissetmeniz mümkün. Evet, bu dolunayın ardından 12 Ekim'den sonra gökyüzü biraz daha sakinleşiyor. 15-18 Ekim arası Venüs'ün, Güneş'in, Merkür'ün olumlu açılarıyla beraber eviniz ve ailenizle ilgili konularda biraz daha yardımcı enerjiler var. İlişkileriniz güçlenebilir, daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Eski konular daha fazla gündeme gelecek bu ay içerisinde çünkü Merkür retrosu var. Merkür 4 Ekim'de retro harekete başlayacak Akrep Burcu'nda. 10 Ekim'de Terazi Burcu'na doğru gerileyecek bu retro hareket ve ayın sonunda 25 Ekim'e kadar retro hareket devam ediyor. Dolayısıyla daha çok yakınlarınız, çocuklarınız, aile, anne, baba, ebeveynler olabilir, yaşadığınız yuvanız, bunlarla ilgili konularda bazı gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Eksikleri tamamlayabilirsiniz. Eski konular ortaya çıkabilir. Sorunları çözmek için toplanabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Yeni bir karar almak için Merkür retrosu çok doğru olmayabilir. En azından önümüzdeki ay başını beklemek daha doğru olacaktır. Ev içerisinde kullandığınız araç gereçler, elektronik araçlar biliyorsunuz ki Merkür'ün retro olduğu süre içerisinde daha fazla sorun çıkarabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ama arızalı veya eskimiş araçları değiştirmek için de bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Evet, ayın sonuna doğru 23 Ekim'de Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Sevgili yengeçler, artık daha romantik konular, duygusal konular gündeme geliyor. Çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum gibi etkiler özellikle güçlenecek sizin için. 24 Ekim'de Akrep Burcu'nda çok güçlü bir yeni ay var. Güneş tutulmasıyla beraber meydana gelecek. İşte bu güneş tutulmasının etkileri özellikle çocuklarla ilgili konularda sizin için çok belirleyici olabilir. Sabit bir tutulma
enerjilerini 6 aylık bir süreç içerisinde hayatımıza sokacaktır. Ancak sizin için olumlu bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen tutulma videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Mars 26 Ekim'de Oğlak Burcu'na geçecek sevgili yengeçler. 26 Ekim'e kadar Yay Burcu'nda günlük hayatınıza biraz daha enerji harcıyorsunuz bu süreç içerisinde. Günlük rutinleriniz içerisinde spora yer verebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Evcil hayvanlar, yanınızda çalışan kişilerle ilgili konulara Mars Yay burcundayken biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Soğuk algınlığı, enfeksiyon ve ateşli olabilecek bazı sağlık problemleri ya da romatizma, eklemlerle ilgili olabilecek sağlık problemlerine dikkat etmek gerekecek. 26 Ekim'den itibaren Mars Oğlak Burcu'nda karşıt burcunuza ilerlemeye başlayacak. Bu da özellikle ilişkiler ve işbirlikleri alanında biraz daha dengeyi korumaya çalışmanız gerektiğine işaret ediyor. Burada Mars karşı taraftaki enerjileri biraz arttırabilir çünkü sevgili yengeçler. Evet, ayın son günleri 27-29 Ekim arası çok romantik etkiler var. Akrep burcundaki Venüs ve Güneş Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapıyor. Aşk, romantizm, duygular, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, çocuklar, hamilelik gibi kavramlarda keyifli gelişmeler olabilir ve önemli yardımlar da karşınıza çıkabilir ve ruhsal konularda, manevi konularda da önemli açılımlar meydana gelebilir sevgili yengeçler. Evet, lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Hazırladığımız tutulma videolarını da mutlaka takip edin. Hoşça kalın.